Bak bu, buradaki sorun ne biliyor musun? Bunlar yine de Ancent oynuyor. Bunlar yine de Ancent oynuyor. Yani kaybetseler bile kötü oynasalar bile burada. Bunlar da yine böyle burada taktik var. Şunu bunu antrenmanlar da falan oynuyor. EF muhtemelen sıfır oynadı. Sıfır bilmiyorlar. Angle'ları şu bu bilmiyorum ne. Ve zaten map'i sevmiyorlar. Cer falan sevmiyor. Onun için Engin bunu insta ban yapacak. Okey. Demek ki bu adam da vertigo ban yapacak. Navi vertigo ban yapacak. Çünkü vertigo oynamıyorlar. Öyle gözüküyor şimdilik. Um, all stats team maps team vertigo 0. Okay. Demek ancient ban vertigo ban pick inferno efe Pick Inferno. Neden? Adamın Ancient'den sonra en kötü mü bir Inferno. Öyle gözüküyor. Okey. Statistik olarak. Doğru mu? Doğru değil mi? EF'nin de en iyi mapi Inferno. Bu adamda da Nuke pickleyecek. Çünkü en iyi mapi Nuke ya da Overpass. Overpass'ta ama ıı um, Overpass'ta ama uf, Bilmiyorum ya. Ya New York ya Overpass olacak. Her zaman Mirage seçiyorlar. Peki her zaman Mirage seçiyorlarsa uh, bakalım. Pain, Cloud Nine. Spirit'e kaybettiler. Mongols. Falcons kaybettiler. Eternal Fire'a kaybettiler. Bence e, uh, Nuke pick diyecekler. Çünkü burada direkt Diff'den kaybettiler. Nuke'da da bari onların kendi kötülüğünden de kaybettiler. Nuke'da da. Bizim takım Miraj sevmediği için Miraj seçebilirler abi. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz boys? Ben hep konuşuyorum konuşuyorum konuşuyorum. Ama siz ne diyorsunuz? Navi takım olarak iyi değil ama bireysel yetenekleri iyi. Yes. Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkeste her hafta 50 dolarlık çekiliş yapıyorum. Ayrıca herkeste vita kodunu kullanarak 70 sent artı %10 bonus elde edebilirsiniz. Hem kasalarda hem upgrade hem kontrat modunda güzel şanslarınız bulunuyor. Hepinize öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Boxing'in bunda, bunda falan üstünlük kurması lazım açta. Fena değil. 2-1 olur gibi. Bizim için hayırlısı neyse o. Voxic gününde olursa Navi'ye çok rahat alırız. Şimdi bu izlediğimiz virajda Voxic'le Voxic'le bence çok alakası yok. Yani buradaki gap, gap çok önemli. Gap. Buradaki gap'i görmek lazım. Buradaki gap de B'de adam çok çok yalnız oynuyor ve um, short ortayı çok heavy oynuyorlar. Yani bu adam e, bu adam hep ortada 3 üç, üçlü bir tane senaryo var işte. Con, window ve short orta çok e, şey oynuyorlar. A'da da hep kutuda CT'de retake oynuyor, zıplıyor, şey yapıyor. A çıktığın zaman adamlar direkt 3 oluyorlar. Çünkü window'dan adam geliyor, con'dan adam geliyor ve CT'de adam var, okey. B'de ama sadece o B'deki adamı smokun arkasında vurman lazım ve short'taki adam o yeni geliyor işte. Onu da bir biri tutsun. Oradaki gap çok önemli. Miraj T'de çok tercih etmiyoruz abi zaten. Benim pick'im ama yine Miraj olmaz yani bunlara karşı. Ama bilmiyorum. Inferno nasıl oynuyorlar? AMD fiyer miyiz yoksa taktiklerde kapatır mıyız? No bence ikisinde de EF'den daha kötüler. AMD ve taktik taktik belki bir tane yani bu galiba bu Alexi bir de çok anti yapıyor. O da böyle şey bakıyor taktiklere, gap'leri bulmaya çalışıyor sonra ona göre şey yapıyor anti yapıyor.